Merhaba güzel dostlarım. Sınavı kazandırma garantili videolarımızdan en önemli virajlardan birisine geldik. Bu da günü verimli kullanma. Bildiğin bir şeyi çok iyi yaparsın değil mi? Araba kullanmayı biliyorsan çok iyi arabayı kullanırsın. Yemek yapmayı biliyorsan çok iyi yemek yaparsın. Günü verimli kullanmayı biliyorsan günü çok iyi verimli kullanırsın. Yalnız bunun için iki şeye ihtiyacım var. Bir kendini tanımaya, iki günü tanımaya. Hayatı, saatleri tanımaya. Şimdi sistem nasıl işliyor biliyor musunuz? Mesela midemize besin girdiğimiz zaman mide asit salgılıyor ya. Aynı o şekilde beynimize de yeni bir bilgi girdiğinde beyin kimyasal bir kısım maddeler salgılıyor arkadaşlar. Bunu diğer videoda söylemiştim hatırlıyorsunuz. Yalnız o kimyasal maddeler her an salgılanmıyor. Bu kimyasal maddeler bazı zamanlarda salgılanıyor. Bu zamanlar ne zamanlar? 1. Güneş doğduğunda tam tepeye gelene kadar. Yani öğleden önce güneş doğduğu andan güneş tam tepeye gelene kadar arkadaşlar beynimiz zehir gibi çalışır. Çok aktif hissedilir. Ve okuduğun her şey direkt kaydolur. İşin enteresan tarafı öğleden sonra bu kimyasal maddeler salgılanmaz. Dolayısıyla öğleden sonra bir şeyi öğrenmen zordur. Normal hayata bakarsan da sabahçı öğlenci var ya okullarda. Sabahçı öğrenciler öğlenci öğrencilerden daha başarılıdır. Bir sabah bu arkadaşlar salgılanır. İki, akşam güneş battıktan sonra güneşin doğmasına 5 saat kalasıya kadar salgılanır. Güneş battıktan sonra güneşin doğmasına 5 saat kalasıya kadar. Ya bu ne demek? Diyelim ki akşam 7'de güneş battı. Güneş ne zaman doğacak? Sabah 6'da doğacak diyelim ki. Yani güneşin doğmasına 5 saat kalasıya kadar gece 1'e kadar. Yani 7'den gece 1'e kadar bu kimyasal maddeler yine salgılanır. Dolayısıyla güzel dostlarım okuldan çıkarsın, derslerden çıkarsın. Eve giderken yorgun, argınsındır, keyifsizsindir. Neden? Çünkü öğleden sonradır, ikindi vaktidir. Hatta ne derler? Kerahat vakti denir. Hatırlıyor musunuz? O vakitlerde böyle keyifsiz, iştahsız beyin çalışmıyor olur. Sonra akşama böyle coşku doluyuz. Böyle nasıl diyeyim? Heyecanlıyız. Dizi filmler izleriz. Kavgalar ederiz. Bilgisayarın başında oyunlar oynarız. Hiç o yorgunluk falan kalmamıştır. Çünkü beyin yeniden aktif duruma geçmiştir. Size bir sır vereyim mi güzel dostlarım? Sabahlara biz hükmedemiyoruz. Ya okuldayız ya dershanedeyiz. Öğleden sonra da zaten beyin çalışmıyor. Aramızda kalsın. Akşamları ben diyorum ki bir öğrenci akşamlarını sınava verirse sınavı kesin kazanır. Bir öğrenci akşamlarını hani demiştik ya hayata karşı güçlü durursan hayat kolay geçer diye. Bir insan akşamlarını derse verme konusunda güçlü durursa sınav cebindedir. Yalnız şöyle bir şey var. Bazı ablalar bana gelip der ki hocam bizim çocuk sabahlara kadar çalıştı ama kısmet değilmiş kaderinde yokmuş. Sabahlara kadar çalıştığı için olmadı zaten. Çünkü sen güneş doğmadan 5 saat önce uyumalısın ki gün içerisinde öğrendiğin bilgiler beyine sistemli şekilde yerleştirilsin, çekmecelere konsun. Uyumadın, gece 2'ye 3'e 4'e kadar çalıştın. Gün içerisinde öğrendiğin bilgiler yerleştirilemedi. Yerleştirilemeyince de ne yapıyorsun sınava girdiğin zaman? Ya ben bunu öğrenmiştim ama aklıma gelmiyor. Çünkü evet beyinde var ama dağınık duğunuk. Nerede olduğu belli değil. Onun için güzel dostlarım, gün içerisinde öğrendik. Öğrendiklerimizin böyle çekmeceyle yerleştirir gibi düzenli bir şeyle yerleştirilmesi için ne yapıyoruz? Güneş doğmadan 5 saat önce mutlaka uyumuş olmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Sabah beyin aktif, akşam aktif, öğleden sonra gezecek miyiz? Ne yapacağız? Arkadaşlar öğleden sonralarda şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Var olan bilgiyle ilgilenin. Yani test çözün. Test çözdün ya, yalnız güneşin batmasına 2 saat kalasıya. İşte beyin neredeyse orada durma noktasına geliyor arkadaşlar. En fazla cinayetler o zamanlarda işlenir. En fazla kavgalar o zamanlarda çıkar. Trafikte de kavgalar en çok o vakitlerde çıkar. Güneşin batmasına 2 saat kalasıya de ki kendine. Baltayı bile eyleme vakti. Eğlence vakti. Facebook'a gireceğim, Instagram'a gireceğim. İnternette surf yapacağım. Arkadaşlarımla maç yapacağım. Gezmeye gideceğim. Güzel anneler babalar, lütfen çocuklarınızın sınavda başarılı olması için deyin ki ona, oğlum akşama kadar serbestsin, istediğini yap ama akşam benimsin.
Akşam ders çalışacaksın. Çocuk o kadar mutlu olur ki serbest çünkü akşama kadar serbest. Sınava hazırlanan güzel kardeşim. Gerçekten böyle hani ikindi vakti, kerahat vakti falan diyoruz ya. O vakitlerde keyfine bak, ne istiyorsan yap. Çünkü o sırada beden keyif alır ama beyinde faaliyet yok. Akşam da o ana karşı güçlü dur ve sadece sınavına hazırlanıyor. Hayat tercihlerden ibarettir. Diyorum ki akşam vakti senin için mükemmel bir tohum vaktidir. Tohum milyonlarca tohum verir. Akşam vakti mükemmel tohumlar ekme vaktidir. Ve sen akşamları bir tohum attığında sana milyonlarca tohum verecek. Gerçekten buna inan. Her akşamını verirsen sınavı kazanmak için, akşamlarını sadece sınav cebinde olur. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Hani duymuşsunuzdur. Taşı delen suyun gücü değil, suyun sürekliliğidir. Hani damla damla düşüyor ya. Damla damla düşüyor da oradaki taş deliniyor ya. Orada suyun sürekli olması. Sınavda başarılı olmak istiyorsan lütfen her gün, yılbaşı, kurban bayramı, doğum günü fark etmez. Her gün ama her gün akşam az da olsa çalış. Ama hep çalış, az da olsa. Bazen diyelim ki hiç vaktin yok, çok önemli işlerin var. 10 dakikada olsa, az da olsa çalış. Çünkü çalışmadığın gün hafızadan çok çabuk silinir onlar. Şimdi güzel dostlarım, günü verimli kullanmayı az buçuk anladınız diye düşünüyorum. Burada önemli bir şey daha var. Beyne son gelen bilgi ve ilk gelen bilgi hiç unutmayız. Günü verimli kullandınız. Bakın burada arkaya saatler söyleyemiyoruz. Yani sabah 7 ile öğlen 12 arası diyemiyoruz. Saatlerimiz güneşin doğuşuna göre. Çünkü Şubat ayında güneşin doğma vakti ile Mart ayındaki ya da Kasım ayındaki farklı saatlerde olduğu için güneş doğduktan sonra güneş tam tepeye gelene kadar 1. Sabah yani öğleden önce beynimiz çok aktif. 2. Güneş battıktan sonra güneşin batmasına 5 saat kalasıya kadar çok aktif. Yani öğleden sonra aldığının çok çok daha üstünde bir oranla başarılı olursun. Çok daha aktif, beynin, zekan çok daha keskindir. Ve gece de arkadaşlar, gecenin iki şeyi var. Hani sisteme koyuyor ya, hani gece uyurken bir müzik dinliyorsun, sonra sabah gözünü açıyorsun ki o müzik dilinde dönüyor ya. İşte arkadaşlar, gece uyurken de diyorsun ki ben bugün hangi dersleri hallettim diye şöyle bir 10 dakika bir bakıyorsun. 10 dakika ben hangi dersleri hallettim diye bakıp uyuyakaldın ya, sabaha kadar bilinçaltın onlarla uğraşıyor ve artık unutamaz olursun. Artık çok sağlam bir şekilde hafızandadır. Artık olay cebindedir. Formül basit güzel dostlarım. Akşamı kendine ver, üniversite senin olsun. Akşamı kendine ver, hangi sınava giriyorsan sınav senin olsun. Fen lisesi senin olsun. Sadece akşamı kendine ver. Güzel dostlarım, ben sınavlara hazırlanan insanlara diyorum ki kutsal insanlar. Sizler kutsalsınız. Çünkü şu an mesela diyelim ki üniversite zamanıyorsun. Bu evrede sana hiçbir şeyin dokunulmaması lazım. Kutsal zaman dilimindesin. Kutsal zaman diliminde nasıl davranıyoruz arkadaşlar? Mesela bizim için kutsal şeyler vardır değil mi? Mesela bayrağımız kutsaldır. Mesela Kur'an-ı Kerim kutsaldır. Onlar hep saygıyla davranırız değil mi? Abdestsiz dokunmayız ve işte aşağı yere düşürmeyiz bayrağımızı. Şu anda da sen kutsalsın. Kutsal olduğun için bu zaman dilimleri için özel hamleler yapman lazım. Mesela gündüz zaten okuldasın değil mi? Okuldasın, dershanedesin, dışarıdasın. Müdahale edemiyorsun. Akşam senin kutsal vaktin ya. Şöyle bir şey yapsan nasıl olur? Kutsal bir elbise, kutsal bir kalem. O elbise giydiğin zaman ders çalışacaksın. Başka alternatifin yok. Nasıl olur? Öyle bir kendine bir kutsallık versen ve desen ki benim, bu benim ders çalışma elbisem, bu da benim ders çalışma kalemim. Kendine o ana kutsallık ver. Güzel dostum, lütfen kendini önemse ve de ki o kutsal elbise giydin ya. Televizyon izlemeye gideceksin, bilgisayara, önce elbise çıkartmam lazım. O elbise sadece ders çalışırken giyecek. O elbise giyilmişse o harici bir şey yapılmayacak. Samimi soruyorum. Kendine böyle bir söz vermiş olsan, benim kutsal elbisem bu, ders çalışma elbisem desen ve ben söz veriyorum ki bu elbiselerimdeyken ders çalışacağım sadece desen, nasıl olur senin için? Akşamları
Zaten derslerin vaktinde. O elbiseyi giydin, bir saat çalıştın, sonra mola vereceksin, elbiseyi çıkartman lazım. Lavaboya gideceksin, elbiseyi çıkartman lazım. Dolayısıyla sırf elbiseyi çıkartmayalım diye daha fazla ders çalışıyor olabilirsin, değil mi? Çünkü gerçekten kutsalsın. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar kutsal işleri yaparken? Temiz elbiseler giyiyoruz, değil mi? Ve özen gösteriyoruz ona. Ve sen de gerçekten şu an kutsal bir insansın, kutsal bir zaman dilimindesin. Çünkü şu anki sınav hazırlığın tüm hayatını değiştirecek. Tüm hayatını değiştireceği için kutsal bir zaman dilimindesin. Ve sen bu sınavı kazandığın için sadece sen mutlu olmayacaksın. Çevren, ailen, herkes mutlu olacak, değil mi? Kutsal bir zaman dilimindesin. Dolayısıyla bu kutsal zaman dilimine kutsal bir elbise yapman lazım. Kutsal bir kalem. Kutsal bir hale sokman lazım. Ve arkadaşlar, ders çalıştığın yerde, ders çalıştığın masada başka bir şey yapmaman lazım. Kişisel gelişimci sanatıyla söyleyeyim. Çünkü o sandalye, o masada ders çalışmanın enerjisi vardır. Bırak o enerji hep orada biriksin. Başka şeyler yapacağın zaman başka yeri kullan. Orası hep ders çalışacak yer olsun. Yani o ders çalıştığın mekanda, ders çalıştığın yerde Instagram'a, Facebook'a, sosyal medyaya girme. YouTube'a girme. Orada girme. Başka bir yerde gir. Oranın enerjisi dağılmamış olsun. Günü verimli kullanmayı da nasıl öğrendiğin, artık bunun da farkındasın. Nasıl başarılı olacağının farkındasın. Ve gerçekten başarılı olacağını biliyorsun. Ve gerçekten ben merak ediyorum güzel dostum. Sınavı kazansan ne olur? Peki sınavı kazanabilir misin? Peki sınavı kazanmayı hak ediyor musun? Peki sınavı kazanacak mısın? Söz mü? Öyleyse sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.